Adana'da ve pek çok kentte bugün eylemler yapıldı. Taleplerse aslında ortak oldu. Eğitimde şiddet yasasının çıkarılması isteniyor. Türk Eğitim Sen'de okullarda şiddetin önlenmesi için şiddet yasasının çıkarılması, Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için uzun yıllardır mücadele yürütüyor. Ancak en nihayetinde okullarda artan şiddet olayları ve son olarak İstanbul'daki okul müdürünün öğrencisi tarafından öldürülmesi Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık okullarda şiddetin önlenmesi için bir süredir üzerinde çalıştığı yasa taslağına son şeklini verdi. Peki bu geç kalınmış bir karar mı? Eğitimde şiddet nasıl önlenecek? Türk Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Erhan Bayram'la konuşacağız. Sayın Bayram, iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Gülce Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, eğitimciler bugün sahadaydı, eylemdelerdi, taleplerini dile getirdiler, şiddet yasası istediler. Evet, şiddet yasasının çıkarılacak olması elbette şiddetin önlenmesine fırsat verecek ama tek başına yeterli olacak mı? Önce bunu soralım ve acil olarak alınması gereken önlemler neler? Ve tabii siz de alanlardaydınız. Bugün eğitimciler, öğretmenlerimiz hangi talepleri dile getirdiler? Öncelikli olarak bunları öğrenmek isteriz. Evet, öncelikle kamuoyu ve eğitim camiamız büyük yasa bağı, şiddet olaylarına bir yenisi daha maalesef bu hafta eklendi. İstanbul Eyüp Sultan ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan İbrahim Oktugan hocamız bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıya kurban oldu. Ve silahla vurulmak suretiyle maalesef katledildi, hayatını kaybetti. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine ve eğitim camiamıza da başsağlığı dileyerek ben sözlerime başlamak istiyorum. Gülşah Hanım, sizin az önce ifade ettiğiniz gibi bu kararlar birazcık geç kalınmış kararlar. Yani biz yıllardır bugüne bu menfur hadiseye gelinene kadar biz birçok maalesef şiddet hadisesine tanıklık ettik. Bir kısmına müşteki tarafından müdahil olduğumuz hususlar var. Pek çok cinayet var. Maalesef keşke böyle yine bir menfur hadise neticesinde değil de çok daha önceden bu farkındalık oluşmuş olsaydı. Tabii bu hadise neticesinde kamuoyunda ve meslektaşlarımızda öncelikle ciddi bir farkındalık oluştuğunu biz düşünüyoruz. Biliyorsunuz dün Türk Eğitim Sen olarak biz ilk derslere girmeme kararı aldık. Arkadaşlarımız, meslektaşlarımız ilk derse girmediler. Konuyla ilgili birer açıklama yaptılar bulundukları iş yerlerinde. Yine bugün akşam bir etiket çalışması farkındalık için ve bugün tüm meslektaşlarımız yoğun bir katılımla diyebilirim ki son dönemlerin belki de en yoğun katılımıyla bir iş bırakma eylemi gerçekleştirdik ve arkadaşlarımız, meslektaşlarımızla birlikte alanlardaydık ve alanlarda konuyla ilgili taleplerimizi dile getirdik. Öncelikle arzu ederseniz ben düşüncelerimi paylaşayım ya da sorularla devam edelim. Nasıl uygun görürsünüz Gülşah Hanım? Buyurun efendim. Önce siz paylaşın, sonra talepleri dile getirin. Evet. Şimdi Gülşah Hanım, süreç az önce bahsettiğim gibi eğitimciye ve eğitimde şiddet bugünün meselesi değil. Okullarımızda öğretmene şiddet, mobbing, taciz, itibarsızlaştırma vakaları ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilmemesi sonucunda maalesef bugün had safhaya ulaşmıştı. Şimdi ve artık eğitimde şiddetin bir son verilmesi gerektiğini biz ısrarla vurguluyoruz ve yüksek sesle her platformda dile getiriyoruz. Tabii bu süreçlere son vermek için, eğitimde şiddete son vermek için sorunun kaynağına inmek lazım. Şiddeti ne tetikliyor? Şiddetin sebepleri neler? Uygun görürseniz ben bir iki tespitimizi ifade edeyim. Çok çok iyi olur. Sorularımdan biriydi zaten. Özellikle zemin hazırlayan etkenler, etkileyici faktörler neler diye bunları öğrenmek isteriz tabii. Çünkü yasada bir yere kadar bir şekilde önlemlerin de alınması gerekiyor. Öncelikle Gülşah Hanım, okullarımızın kahır ekseriyetinde maalesef güvenlik görevlisi ve kamera sistemlerimiz yok. Bakanlığımızın bu noktada okullarımıza ve kurumlarımıza
gerekli bütçeyi tahsis etmesi ve bu düzenekleri ve güvenlik görevlisi personelinin okullarımıza temin etmesi gerekiyor. Öncelikle bunu sağlamamız gerekiyor. Bunun yanında disiplin yönetmeliklerimiz maalesef yetersiz. Yetersiz olduğu gibi mevcut yönetmelik de etkin bir şekilde maalesef kullanılmamakta uygulamaya baktığımızda. Yine belki tali görünebilir ama işin bu noktaya gelmesinde ana sebepleri ben sıralamak istiyorum. Eğitimcileri biliyorsunuz Alo 147 öğretmen ihbar hattı vardı Gülşah Hanım. Ziya Hoca döneminde bu kaldırıldı fakat zaman içerisinde ismi değişerek farklı isimlerde zaman zaman bu değişti. Bu eğitim çalışanını kendini kötü hissettiren ve motivasyonunu düşüren bir uygulamadır. Değersiz hissettiren ve topluma da bilinç ötesinde şiddetin yolunu açan bu tür eğilimi olan toplum içerisindeki şahıslara da bu noktada adeta bir yönlendirme unsuru olarak biz değerlendiriyoruz bunu da. Bir defa bu şikayet hatlarının kaldırılması gerekmektedir. Yine öğretmenlik mesleğinin mülakat, torpilli yönetici görevlendirmeleri, rotasyon, somut verilere dayanmayan keyfi performans uygulamaları, şeffaf olmayan ödül ve ceza gibi uygulamalarla rencide edilmesi şiddetin aslında temelini oluşturan unsurlardan birisi olarak biz değerlendiriyoruz. Yine hem ekonomik hem sosyal özlük haklarının gasp edilmesi var şiddetin bu noktaya gelmesinin temelinde. Bunun yanında eğitimcilerimizi tahkir eden yayın, tutum ve açıklamaların da işin bu noktaya gelmesinde etkin unsurlar olduğunu biz değerlendiriyoruz. Tabii eğitimciye şiddet meselesi bugünün meselesi değildir dedik Gülşah Hanım. Evet. İzmir'in Karabağlar ilçesinde katledilen Rabia Sevilay Durukan hocamız var. Kayseri'de 4 Haziran 2014 yılında katledilen Mehmet Aktaş öğretmenimiz, Gebze ilçesinde 2 Nisan 2019 tarihinde katledilen Necmettin Kuyucu öğretmenimiz gibi pek çok maalesef eğitim şehidimizi biz eğitimciye şiddet vakalarına vandallar tarafından katledilmesi suretiyle maalesef kurban verdik. Şimdi önlenmesi için ne yapılabilir? Türkiye Eğitimsel olarak Gülşah Hanım birincisi 2019 yılında, ikincisi 2023 yılında olmak üzere iki defa biz bir kanun teklifi hazırladık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekilleri aracılığıyla bu tekliflerimizi sunduk. Bu tekliflerin içeriklerinde neler vardı? Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulmasının hükme bağlanmasını istedik. Hı hı. Yine özel eğitim kurumlarında ki cinayete kurban giden hocamız da biliyorsunuz biz bir özel eğitim kurumunda görevliydi. Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitim çalışanlarımızın da görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılması, cezaların arttırılması ve şikayete bağlı kalmaksızın fail hakkında kamu davası açılmasını talep etti. Yine eğitimde şiddet yasası çıkarılmasının yanı sıra Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması, Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi de Türk Eğitimsel'in öncelikli taleplerindendir. Tabii burada bizim siyasi partilerden beklentimiz Gülşah Hanım bu mesele tüm diğer değerlendirmelerin dışında insani bir mesele gözüyle bakıyoruz. Ortak sorunumuz olarak bakıyoruz ve siyasi partilerden beklentimiz ortak bir şekilde bu teklifimize destek vermesi ve teklifimizin yasalaşması en büyük beklentilerimizden eğitimciler olarak. Peki. Geçmiş yıllarda verilmiş aslında bu teklif. Keşke şimdiye kadar değerlendirilip şimdiye kadar da yasalaşsaydı. Şimdi yine bir sorum daha olacak size vaktimiz daraldığı için.
siyasilere seslendiniz, hükümete, devlete büyük görevler düşüyor ama bilinçli nesiller yetiştirmek için biz ailelere de büyük bir görev düşüyor. Yani bu noktada ailelerimizin de sorumlulukları var. Bakın örneğin bugün haber merkezimize akşam saatlerinde yayına girdikten sonra yine bir şiddet haberi yansıdı. Paylaşmak istiyorum. Hadi. İstanbul Maltepe'de bir veli çocuğunun nerede olduğunu bulamamasının ardından okula gidiyor. Okul yöneticilerinin kameraları polis izni olmadan gösteremeyeceğini söylemesinin ardından okulda tartışma çıkıyor ve okuldaki yöneticilere saldırıyor aile. Çocuksa eve gitmiş. Yani burada ailelere de büyük görevler düşüyor diyoruz ya, hani belki buradan ailelere ve topluma da son çağrınızı almak isteriz. Efendim, eğitimde şiddetin önlenmesi noktasında tabii az önce biz kriminal tedbirlerden bahsettik genel itibariyle. Eğitimde şiddetin önlenmesiyle kriminal tedbirler gereklidir. Fakat yeterli değildir. Eğitim çalışanlarına yönelik gerçek itibar suikastları son bulmalı, statü kaybı önlenmeli. Efendim, siyasiler, sanatçılar, sporcular gibi topluma rol model olan insanlar, eğitim çalışanlarıyla da görünürlükleri artırılmalı gibi birçok önlem alınabilir. Fakat az önce bahsettiğim gibi bir defa öğretmenin, eğitimcinin hak ettiği sosyal statü kendisine verilmeli. Bugün toplumda baktığınızda eğitim çalışanı maalesef en kolay cezalandırılabilen, en kolay tahkir edilebilen bir meslek grubu olarak görülmekte. Dolayısıyla en ufak bir kafa bozukluğunda sözlü, fiziki şiddet yoluna gitmekte velilerimiz. Takdir edersiniz ki eğitim süreçleri sadece eğitimcilerden, öğretmenlerden müteşekkil değildir. Öğrencilerimiz ile velilerimiz süreçlerin bir paydaşı olarak biz değerlendiriyoruz. Süreçlerin asli unsurudur velilerimiz aslında. Ben burada süremiz kısıtlı olduğu için, tabii konu çok daha detaylı ama süremiz kısıtlı olduğu için velilerimize, öğrencilerimize ve topluma genel anlamda bir mesajla konuşmamı bitirmek istiyorum. Çok seviniriz. Şuurlu nesiller yetiştirmek sadece eğitimcilerin değil, ailelerin de en önemli görevlerinden bir tanesidir diyorum. Öğretmenlere verdiğimiz değer, çocuklarımızın geleceğine yönelik verdiğimiz kıymettir. Ülkemizin geleceğine verdiğimiz önemdir. Dolayısıyla bu bilinçle hareket etmek milli bir ödevdir diyorum. Hassasiyetiniz için de şartınızda Ulusal TV ailesine de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Her daim yanınızdayız, eğitimcilerin yanındayız. Şiddete hayır diyoruz her türlüsüne tabii ki, ama bugünlerde eğitimdeki şiddeti konuştuğumuz için de sizi konuk aldık. Siz de çok önemli uyarılarda bulundunuz, bizi aydınlattınız. Teşekkür ediyoruz. Son olmasını diliyor, iyi yayınlar. Dileriz son olur efendim, dileriz. Hem tabii ki devlet gereğini yapar.